Efendim hoş geldiniz. Dostlar bu bölümümüzde çay makinesi sigort attırıyormuş. Ona bakacağız. Hadi buyurun. Makineyi test etmeden önce arkadaşlar altını bir açmak istiyorum. Çünkü sigortayı attırmak istemiyorum. Sigort attırıyormuş dediğimiz gibi. Alt tarafında yıldızlı kapağını bir açalım bakalım. Herhangi kısa devreye neden olan bir şey var mı görsel olarak dostlar? Evet. Arka taraftan sanatçımız Ömer Öztürk'ü dinliyorsunuz. Sesi geliyor mu bilmiyorum da. Evet. Malın kapağını açtık. Şimdi arkadaşlar ben arızasını buldum. Bir ön inceleme yaptım. Aletin rezistansı bozulmuş. Peki nasıl anladım rezistansın bozulduğunu? Bakın şu fişleri bak. Rezistansın iki tane zaten fişi var. Tamam mı? Şöyle. Sökerken resmini çekin. Belki yerini karıştırırsınız falan. Şöyle bir ölçü aletiyle. Yani aslında bir ölçü aletiniz de yoksa onu da göstereceğim de ölçü aletiyle varsa ölçü aletiniz var olduğunu sayalım. Bakın şöyle tuttuğumuzda ne yapıyor? Diit diye ötüyor. Ama bir de hem buraya tutup hem de buraya tuttuğumuz zaman bakın değer gösteriyor. Gördünüz mü? Değer göstermemesi lazım. Yani kısa devre yaptırıyor. Şimdi bakın gördünüz mü? Bu değer göstermemesi lazım. Elinizde ölçü aleti yok. Nasıl anlayacaksınız? Arkadaşlar bu şekilde taktınız. Sigorta yattırıyor. Çektiniz. Fişi prize taktınız. Sigorta attırmıyorsa bilin ki rezistansınız da kısa devre vardır. Bunda aynen böyle. Tekrardan bir daha sigortayla uğraşmak istemiyorum. Soketi çıkardım. Cihazı prize bağladım. Sigorta atmıyor. Tabii ellemeyin. Bu arada 220 ile çalışır. Bu uçlardan falan kesinlikle tutmayın. 220 volt elektrik insanı öldürür. Özellikle çocuklar falan bu işlere girişmesin. Yetişkinler de fişi çekmeden, emniyet tedbirlerini almadan bu işlemleri yapmasın arkadaşlar. Dediğim gibi fişi soket buradaki soketleri çıkardım. Fişi taktım. Sigortayı attırdı. Soketleri çıkardım. Fişi taktım. Sorun ortadan kalktı. Yani problemimiz rezistanslardaymış dostlar. Şimdi 3 tane rezistansın vidasını sökelim ve yeni rezistans getirelim, takalım ve sorunumuzu düzeltelim dostlar. Hemen şöyle yapıyoruz. Bir 8-9'la lokma varsa iyi olur. Yoksa açık ağızlı olur. Ben lokmayı almaya yukarı tarafta üşendim. Zaten pasta tutmamış. Birazcık gevşedince rahatlıkla yerinden çıkıyor dostlar. Yine bunun şu yeşil ve sarı kablo şase kablosu. Dolayısıyla da yani bunu sökerken takmayı tekrar unutmuyoruz dostlar. Hemen şöyle şunu da hepsini. Sökül şampuan, sökül. Az kaldı. Evet, söktüm. Şimdiki şu kapağı aldık. Şu termiğimiz altına sıkıştırıldı. Aha da böyle içine itti. Evet, bakın. İçindeki şu dalgayı sökmemiz mi lazımdı? Sökmeden çıkardım. Aha, arka taraftaki civata kutusunu döktüm. Hayırlı olsun. Arkadaşlar rezistansımızın sıfırını bulduk. Fiyatını ben bilmiyorum. Bir arkadaş getirdi. Gücüne bakacak olursak da 1750 watt gücünde bir cihaz. Markası da Hasmar'mış dostlar. Şimdi bu kelepçe, orinç conta ve somunlarıyla birlikte geliyor. Eğer bulamazsanız da eğer cihazınızın üzerinde böyle bir conta gelmiyorsa da eski contanız çok deform olmamışsa eski contayı da kullanabilirsiniz dostlar. Hadi yerine takmadan önce şunu da göstereyim. Bakın cihazı ses pozisyonuna getirdiğimizde aletin iki ucuna değdirdiğimizde bu sesi duyacaksınız. Ama uç tarafına değdirince buraya değdirdiğinizde hem değer göstermeyecek hem de ötme yapmaması gerekir arkadaşlar. Bunda nasıldı? Bunda gördünüz mü? Bakın şu vaziyette tuttuğumuzda değer gösteriyor. Değer göstermemesi lazım ya da ötmemesi lazım. Ucuna değdirip gövdeye değdirdiğimizde
eğer değer gösteriyorsa ya da ötüyorsa alet, bilin ki kısa devre vardır dostlar. Videonun başında da söylediğim gibi. Evet, hadi yerine takalım. Şimdi contasını bakın şöyle koyuyoruz. Hafiften, çok hafif bir balı gibi bir şeyle arkasına tutturayım da yerinden kaymasın. Şimdi çok az balığımızı şuraya süreceğim ve yerine yapışmasını, evet, sağlattırıyorum arkadaşlar ki yerinden çıkmasın dostlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın malzememizi şöyle yerine geçirelim. Bu arada ters geçirmişiz. Şu taraflar bakın böyle geçmesi gerekir ki tam yerine oturabilsin diye arkadaşlar. Tam da şöyle dostlar. Şimdi arka tarafını çevirelim. Şimdi arkadaşlar bakın şu altındaki bir elimle arka tarafından destekleyip bir elimle de altındaki şu metal parçasını yerine taktım. Ve somunlarını güzelce tutturacağım. Bir de şu termiği var. Bu termiğini buradaki plakanın altına sıkıştıracağım. Bir de şasesi var. Şasesini de kablonun altına koymayı unutmuyoruz ki birazdan yakından size göstereceğim arkadaşlar. Evet, şu 3 tane somunu tutturalım. Evet, şimdi güzelce sıkalım. Arkadaşlar orijinal parçayla yan sanayi parçanın arasında şekil farkı var. Buralardaki şu kısım bunda olmayınca termiği maalesef altına sıkıştıramadım. Şimdi tekrardan orijinal parçasını takacağım. Yan sanayiyi kullanmayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar demirini güzelce taktım ve sıktım. Ekstradan pul koydum ve soketlerini de artık bağlayabiliriz dostlar. Diğer soketi nerede? Evet. Gel bakalım deli oğlan. Eğer fişlerinde gevşek varsa fişlerini sıkabilirsiniz. Aynı bunda olduğu gibi gevşemiş. Fişleri de şöyle sıkıyoruz. Ağız kısımlarından şöylece şöyle bastırıyoruz arkadaşlar. Ve yerine itiyoruz dostlar. Aynı işlemi diğerine de yapalım. Çünkü bayağı gevşek. Gevşek olursa ark yapar ve temassızlık yapar. Düzgün ısıtmaz. Evet. Şimdilik bir çalıştırıp deneyebiliriz. Bir yakından göstereyim tekrar size. Bak ne yaptık? Ekstra olarak arkadaşlar pul attık. Orijinalinde pullar yoktu. Şu termiği sacın altına kıstırdık. Az önce dediğim gibi orijinal olmadığı için termik buraya sıkışamıyordu. Soketleri sıkıştırdık. Şeyden alt tarafından böyle bir işçilik oldu. İç tarafından da bakın şöyle oldu dostlar. Şimdi burada azıcık içine su koyup cihazımızı bir çalıştıracağız. Hem su kaçağına bakacağız hem de cihazımızı çalışıp çalışmadığına bakacağız. Arkadaşlar cihazımızı fişine taktık. Bakın açık ve ısıtıcı düğmeleri yanıyor ve içeride de aha buhar yaptı. Evet, objektif buhar yaptı arkadaşlar. İçeride de kaynamayı, buharı görüyorsunuz. Şöyle ağzını bir temizleyelim. Evet, kaynaması bu şekilde dostlar. Evet, cihazımızı tamir ettik. Sigorta falan attırmıyor ve artık hizmete hazır dostlar. Şimdi geri toplayabiliriz cihazımızı. Alt tarafında dediğim gibi su kaçağı kontrolünü de yaptık. Bakın herhangi bir su sızıntısı da falan yok. Şimdi altını rahatlıkla kapatabiliriz arkadaşlar. Evet, alt tarafının kapağını bir tane sac cilatası. Evet arkadaşlar, altının kapağını da güzelce sıktık. Artık hizmete hazır dostlar. Arkadaşlar, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar.